sağlık çalışanlarımızın, sosyal hizmet çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın, sadece çalışanların değil, herkesin elimizden geldiğince yanında olmaya çalıştık. Dediğim gibi her zaman sahadaydık. Yani söylem değil, eylem ve icraat sendikacılığı yapıyoruz. Ve bunu da aslında Allah rızası için yapıyoruz. İnsanın vicdanen yapması gereken bir şey olduğu için yapıyoruz. Sadece sendikacılık olarak değil, insan olarak yapıyoruz. Sağlık sen demek, memur sen demek de bu demek aslında. Erdemler hareketi dediğimiz şey bu. Arkadaşlarımızla oturduk, onlarla kaynaşma içerisinde olduk. Onlar bizleri tanıdılar, biz onları tanıdık. Depremin birinci günü malum ekmek, su sıkıntılarımız oldu, yiyecek sıkıntılarımız oldu. Saat gecenin 3'ü veya 2'siydi. Faruk Başkanımız, Bünyamin Başkanımızla birlikte gece saat 3'te telefonum çaldı. Açtığımda Bünyamin Başkanımız arıyordu. Müdürüm, biz size ekmek ve su getirdik dediler ve gece 3'te bize ekmek ve su yardımında bulunan Sağlık Sen'e o günü unutamadığım için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir olay, yani bu daha önce yapılmamış bir şey herhalde. İftarda olsun, iftardan sonra olsun, gece saat 2-3 sofraya kadar oturduğumuz da oluyor. Sendikanın yaptığı en güzel olaylardan biri de bu bence, depremzedeler için. Biz de bir depremzedeyiz zaten. Sağlık Sen'in bize sağladığı giysi yardımından faydalandık. İlk 8 gün sürekli hastanedeydim. Her zaman Sağlık Sen'i yanımızda gördük. Normalleşmeye geçerken de Sağlık Sen'in ikram çadırlarına her gün gelip normalleşmeye çalışıyoruz. Sağlık Sen'in ikram evleri sayesinde çok şükür sahipsiz kalmadık. Normalleşme ortamına Sağlık Sen'in ikram evlerinin içinde giriyoruz. Sağlık Sen'in ikram çadırını gördük ve burada birleştirici, bütünleştirici çok güzel bir ortamın olduğunu, çok güzel ikramlarla çalışanları motive ettirdiklerini, çok güzel diğer illerden gelen veya diğer kurumlardan gelen çalışanlarla birlik, beraberlik içinde çok güzel bir çalışma ortamı oluşturulduğunu ve insanların birbirine kaynaştığını gör. Her şey için Sağlık Sen'e çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar, insanları çok güzel bütünleştiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, var olsunlar.